haftaya geliyor. Evet. Kendisine her gün fizik tedavi alıyoruz. Memnun musun Murat abi? Memnunuz, sağ olsunlar. Yurt dışında bir otizmli oğlum var. Onunla beraber Hasene Konteyner Kent'te kalıyoruz. Hasene'de gönüllü olarak çalışıyoruz. Yani tüm desteği sunmaya çalışıyoruz. Depremde oğlumla beraber yakalandık. Yıkılmadı ama çok zor şartlarda çıktık. Gece çok kötüydü. Biz aslında bu kadar çok yıkım, enkaz beklemiyorduk. O gün zaten gün çok geç aydınlandı. Bir aydınlandı ki ne görelim yani. Her binanın, her enkazın önünde bir sürü insanlar yakınlarını bekliyor. Ulaşım hiçbir şekilde yok. Kimseye ulaşamıyoruz. Herkes çok korkuyor. Herkes çok ağlıyor. Panik. Yani en önemlisi de şuydu. Hiç tanımadığımız insanların acısına şahit olduk. Hiç tanımadığımız insanlar için ağladık. Yani gece gündüz hiç bilmediğimiz insanlara enkazları başına destek verdik. Üzerinden bir yıl geçti fakat ama hala daha kulaklarımızda. Sesimizi duyan yok mu diye, afatçıların sesleri, o insanların çığlıkları. Yani bir yıl geçti ama biz hala daha sanki dün gibiyiz. Yani dün sanki deprem oldu, biz bugüne gözümüzü açtık. Yani unutmadık, unutamıyoruz da. Sokabileceğimiz bize bir yuva oldu. Ama sanki hala bazen konteyner sallandığı zaman bile biz deprem mi oluyor hissiyatına kapılıyoruz. Yani bu psikolojiden çıkmak çok zor. Ben bir yakınımı kaybetmedim çok şükür. Oğlum sağ. Ona da artık insanlarla empati kuramıyoruz. O insanın acısını tanık olamıyoruz yani. İfadesi yok çünkü. Hiçbir kelime. Ne kadar da teselli etsek de demiyoruz yani. Çünkü o acı çok farklı. Yani günlerce enkazların başında bekleyen insanlar. Yani çoğu insan en acısı da şu, daha hala kayıp cenazesi olan insanlar var. Yani diyor ki bir mezarı bile yok. Yani insan diyor ki en azından sizinki çıktı, cenazesi var. Bizim o da yok diyor. Ya yani insanlar en ufacık bir şeyi umut bağlamışlar yani. Mezarı olduğuna bile seviniyorlar. Ne kadar acı bir şey. Tanner'da benim oğlum konuşamıyordu. Yani benim doktorlar benim oğluma konuşamaz dediler. Benim oğlum konteynere geldi, bir yıldan beri konuşmaya başladı. Yani diyorum ki evet, her şerde bir hayır var. Evim gitti, yuvam dağıldı. Ama konteynere geldik, benim oğlum konuştu, sosyalleşmeye başladı. Yani hiçbir zaman hiçbir şey engel değil. Sadece istediğim sevgi. Çünkü enkazda kalmış o kadar çok okuluma gelen veliler var ki, yani iki bacağını kullanaması halde enkazdan çıkmış. Ama diyor ki ben ta ki 6 Şubat gecesine kadar hiçbir şeyim yoktu yani. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Başım bile ağrımıyordu diyor. Ama enkazda kaldım, iki ayağımı kullanamıyorum diyor. Yani rica ediyorum, ne olacağımız hiç belli değil hayatta. Ama bugünü sanki son günümüz gibi yaşayalım. Bugünün son günümüz gibi. İnsanları kırmadan, incitmeden, ya insanlarla güzel anlaşabilirsin.